Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Ekim 22 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, yılın yine önemli bir dönemi. Ekim ve Kasım ayları tutulma mevsimi. Tutulmalarla beraber biliyorsunuz daha kadersel gelişmelerle karşılaşıyoruz. Hem kişisel hem toplumsal alanlarda. İşte bu ayla başlayacak olan bu tutulmalar önümüzdeki 6 ayı da önemli ölçüde etkileyecek. Koç burcunda bir dolunayımız var. Akrep burcunda bir yeni ayımız var. Merkür retrosu bitiyor artık ve bu ay Mars gerilemeye başlıyor. Şimdi detaylara bakalım sevgili aslanlar. Güneş ve Venüs 23 Ekim'e kadar Terazi burcunda olacak. Üçüncü evinizde olacak. Hani bu durum yakın çevre ilişkilerinizi destekliyor. Yani kısa da olsa seyahatler, işte ziyaretler, akraba ilişkileri, kardeşlerle diyaloglar, işte eğitimle ilgili faaliyetler sizin için keyifli olabilir ay genelinde. Ve 9 Ekim'de Koç burcunun 16 derecesinde bir dolunay var. Bu dolunay size güzel bir açıda. Şiron'la birleşiyor. Yine Venüs'ün Güneş'le çok yakın olduğu için önemli bir etkisi var bu dolunaya. 9. evinizde olacak. Dolunaylar dönüşüm, tamamlanma, sonuç alma süreçleridir. Bu dolunay belki bir fikrin, bir düşüncenin olgunlaşması anlamına gelebilir. Hayata bakışınız, beklentileriniz, inançlarınız. Hani buralarda dönüşümler yaşayabilirsiniz. Aynı şekilde bir eğitimin tamamlanması ya da bir eğitimle ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması. Akademik konular olabilir, buralardaki çalışmalarınızla ilgili olabilir. Uluslararası konular, yurt dışı konuları, seyahatler, bu alanlarda bu dolunay bir şeyleri aydınlatabilir. Hukuksal bir işiniz varsa bir çözüm bulabilirsiniz ya da bir dava açılması gibi bir konu gündeme gelebilir. Seyahatleriniz olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Tutulma önce burçlarımızı daha çok etkiliyor. Aslan burçları için aslında güzel bir açıda. Bu da olumlu bir tesir demek. 16 derece ve yakınlarında. Bunu 13 ile 20 derece arası alabilirsiniz. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz varsa bu dolunaydan daha önemli tesirler alabilirsiniz. Önce burçlarda da gezegenleriniz bulunuyorsa etkiler artacaktır. Daha güçlü bir şekilde etkiler söz konusu olabilir sevgili aslanlar. 25 Ekim'e kadar olan dönem aslında bu dolunay tesirleri devam edecek. Merkür retrosu bitiyor. 2 Ekim itibariyle önce Başak Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. 11 Ekim'de Terazi Burcu'na geçecek. Aslında gölge günlerinin tamamlanması ay ortasından itibaren Terazi Burcu'nda ilerleyecek. Daha faydalı bir hale gelecek. Bu durum tabii ki 3. evinizde de olacağı için birazdan bu ayın 11'inden sonra daha çok zihinsel aktivitelerde daha başarılı olabileceğinizi gösteriyor. Yazılı, sözlü her alanda. Hani bunlar eğitim vermek, bir eğitime katılmak, seminer vermek olabilir. Veya işte herhangi bir alanda bir anlaşma, sözleşme imzalamanız gerekiyorsa anlaşmalar ve sözleşmelerde değerlendirebilirsiniz. Hem Venüs'ün orada iyicil etkileri var. Kardeş ilişkileri, komşu ilişkileri, yakın çevre ilişkilerini mesela akraba ilişkileri falan destekleyebilir. Bazı anlaşmazlıklarınız varsa veya olduysa bunları çözüme kavuşturabilirsiniz. Barışabilirsiniz. Bir uzlaşma dönemi sizin için. Bunu her alanda iletişimle ilgili, ilişkilerle ilgili değerlendirebilirsiniz sevgili aslanlar. 23 Ekim itibariyle Güneş ve Venüs Akrep Burcu'na geçecek. 4. evinize geliyor. Ve 25 Ekim'de yeni ay var. 1 derece Akrep Burcu'nda. Üstelik Venüs'le de birleşiyor. Bu sizin için çok güçlü bir yeni ay. Bir Güneş tutulması bu. Güneş tutulmaları sadece bu ayla sınırlı değil. En az 6 ay ve önümüzdeki Nisan sonlarına kadar da devam edebilecek bir etkiden bahsediyoruz. Üstelik sabit burçlar, aslan burçları da tabii ki önemli etkiler alıyor. Yine lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse bu tutulma sizin için çok önemli bir tutulma. Venüs'le de birleştiği için Venüs özellikleri çok öne çıkıyor. Ev, yuva konuları, evlenmek, yuva kurmak gibi tesirler olabilir. Ev almak, taşınmak, emlak almak, satmak ve benzeri gibi konular olabilir. Aile üyeleri, ebeveynlerle ilgili konular yine bu tutulmayla beraber güçlü bir şekilde etkileniyor. Tesirler olabilir. Sevgili aslanlar, kadersel bir tutulma.
Güney düğüm etkisi de var. Bu biraz geçmişimizle ilgili hesaplaşmalar anlamına da geliyor. Evet, bir yer değişikliği olabilir. Belki yıllardır yaşadığınız yerden ayrılma, işte aileden ayrılma, kendi evinize geçme, evlenerek de olabilir bu tabii ki. Hani bunun gibi bir aslında geçmişi geride bırakma gibi bir tesir de var bu tutulmada. Ama Venüs de olduğu için içinde ilişkilerin, işbirliklerinin, uyumun, dengenin, güzelliklerin, sevginin, aşkın da ya da parasal bazı kazançların da olabileceğini söyleyebiliriz. Hani bununla da ilgili güçlü tesirler hayatınızda söz konusu olabilir bu tutulmayla beraber. Evet, ve bu ayın yine en önemli tesirlerinden birisi. Mars biliyorsunuz Ağustos ayından bu yana İkizler Burcu'nda hareketine başladı ve uzun süreli bir transit bu. 2023'ün Mart sonuna kadar devam edecek. Her iki yılda bir Mars gerilemesi yaşarız. Bu sefer İkizler Burcu'nda yaşayacağız. 29 Ekim'de başlıyor ve 13 Ocağı kadar devam edecek. Mars gerilemeleri hem kişisel hem toplumsal alanlarda dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Çünkü Mars enerji, girişim, hareket, mücadele, cesaret, savaş anlamına gelir. Ve Mars gerilerken bu bahsettiğimiz konuların kontrolü biraz zorlaşabilir. Mars sizin 11. evinizde gerileyecek. 11. ev daha toplumsal bir ev tabii ki. Ama çok sert bir açıda olmayacak, onu söyleyebilirim. Yani sert etki alan ya da riskli olan gruplardan değilsiniz sevgili aslanlar. 11. evinizdeki Mars gerilemesi arkadaş ilişkilerinizde biraz sizi geçmişe çekebilir. Yani bu biraz kadersel karşılaşmalar, tanışmalar, özellikle erkek figürlerle de ilgili olabilir bu. Getirebilir hayatınıza. Çünkü karmik etkiler yaşayabiliriz retro gezegen tesirlerinde. Aynı şekilde işte uzun süredir görmediğiniz kişilerle karşılaşabilirsiniz ama bazı grup etkileşimlerinde, örneğin bir ekip çalışmasında, bir organizasyon içerisinde bazı sorunlar da getirebilir. Ya da bir ekip çalışmasında yavaşlamalar olabilir. Burada liderlik edilmesi gereken, yönetilmesi gereken konularda biraz zorluklar söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Temkinli olmak gerekiyor. Genellikle Mars gerilerken böyle çok önemli aslında adımlar atmamak, girişimlerde bulunmamakta da fayda vardır. Ama süre gelen işlerimizi de rutinde tabii ki devam ettireceğiz. Sizin için özellikle grup ilişkileri, arkadaş ilişkilerinde ya da yeni bir projeye başlarken, girişimde bulunurken dikkatli olunması gereken, temkinli olunması gereken bir süreç olabilir. 13 Ocağı kadar olan bu Mars gerileme dönemi sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.